Şeyh Zayid İsyanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan kısa bir süre sonra ortaya çıkan ilk büyük isyan. Diyarbakır'ın Piran köyünde 13 Şubat 1925 tarihinde köydeki asker kaçağı gençlerin Şeyh Zayid'in kardeşi Şeyh Abdurrahim tarafından saklanması ve onları teslim almaya gelen jandarmaya açılan ateşle başlayan bu isyan kısa sürede genişlemiş ve bu büyük ayaklanmanın temelini oluşturmuştur. Şeyh Zayid, bölge halkını İslam dini adına ayaklanmaya çağıran bir bildiri yayınlayarak isyana davet etmiş ve söz konusu bu başkaldırı kısa sürede birçok bölgeye yayılarak devlet nezdinde tehlikeli bir hal almıştır. Peki isyanın gerçek nedenleri neydi? Kimler tarafından desteklendi ya da kimler bu isyanın bu denli büyümesine yardım etti? Bu soruların cevapları için videoyu sonuna kadar izlemeyi ve beğeni butonunu kırmayı unutmayın. İsyanın birden çok ortaya çıkma nedeni olsa da en yaygın olarak bilineni laiklik düşüncesi ve hilafetin ortadan kaldırılmasıydı. Bir diğer nedeni ise Osmanlı Devleti'nin yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla toplumdaki bazı kesimlerin kendilerini Türk milletinden ayrı görerek bağımsızlık peşine düşmeleriydi. İsyanın gerçek gerekçesi göreceli olsa da tek bir gerçek vardı, o da bu isyanın başındaki isim. Şeyh Zayid. Şeyh Zayid 1865 yılında Elazığ'a bağlı Palu ilçesinde dünyaya geldi. Köklü ve varlıklı bir aileye sahip olmasının yanında dedesi Nakşibendi cemaatinin liderlerindendi. Dedesinin izinden giden Şeyh Zayid hem cemaate liderlik etmekte hem de kendisine bağlı birçok aşiretin reisliğini üstlenmekteydi. Bu yüzden Zazalar ve Kürtler başta olmak üzere toplum içinde büyük bir saygınlığı ve otoritesi bulunmaktaydı. Dönemin Cumhuriyet Gazetesi yazarı Yusuf Masar'ın 19 Mayıs 1925 tarihli yazısında kendisinden şu şekilde bahsedilmiştir. Şeyhi isyandan önce tanıyanlar mezhep, siyaset ve hükümet ile hiçbir zaman alakasının olmadığını söylemektedir. 65 yaşındaki Şeyh Zayid'in bolluk ve rahatlık içerisindeki hayatının son günlerinde niçin böyle bir olayın içerisine girdiğini kimse anlamamıştır. Genel kanı bu isyanı tertipleyenler Şeyh Zayid'in bu gücünden faydalanmak istemiş olmalarıdır. Bu nedenle isyanı ortaya çıkaran iç ve dış nedenlere bakmak faydalı olacaktır. Birinci iddia, o dönemde genç Türkiye Cumhuriyeti'nin başında çözülmesi gereken Hatay meselesi, Musul ve Kerkük sorunu gibi önemli konular bulunmaktaydı. Bu vilayetleri Türkiye'ye vermek istemeyen İngiliz ve Fransızların yöre halkını böyle bir isyana teşvik ederek devleti zayıf duruma düşürmek istemeleridir. İkinci iddia, Doğu Anadolu'da Büyük Ermenistan Devleti'ni kurmak isteyen Ermenilerin şeriatı ve dini meseleleri ön plana çıkartarak Kürtleri ve Ermenileri isyana teşvik etmiş olmalarıdır. İsyanın çıktığı bölgede ele geçirilen yazışmalar da bu düşüncenin doğruluk payının olduğunu göstermiştir. Üçüncü iddia ise 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nin dağılmasıyla birlikte bazı Kürt gruplar bağımsızlık için harekete geçmişlerdi. Bu amaçla kurulmuş olan Kürt Teali Cemiyeti, bağımsızlık hareketlerinin en başında yer almaktaydı. Bu cemiyetin maddi olarak en büyük destekçisi konumundaki İngilizlerin amacı, Irak'ın kuzeyinde başlayan, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesini içine alan ve İngiltere'ye bağlı bir Kürt devleti kurmaktı. İsyanın meydana geldiği bölge göz önüne alındığında bu olasılık da oldukça ağır basmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra halifeliğin ortadan kaldırılması Kürt Teali Cemiyeti'nin işine yaramıştı. Cemiyetin liderlerinden olan eski Osmanlı subayı Miralay Cibranlı Halit Bey, köy köy dolaşarak dinin tamamen kaldırılacağını, aşiret ağalarının ve şeyhlerin sürüleceğine dair yalan haberler yaymaya başladı. Bu haberlere inanarak korkan birçok aşiret ağası ve Şeyh Zayid, Cumhuriyete karşı isyan etmekten başka çarelerinin kalmadığını anlayıp hazırlıklara başladılar. Şeyh Zayid öncelikle Bingöl'ün köylerini tek tek gezerek, Türkiye Cumhuriyeti Reisi Mustafa Kemal ve arkadaşları Kur'an'a aykırı hareket ederek Allah ve Peygamber'i inkar edip halifeyi de sürmüşlerdir. Gayrimeşru olan bu idarenin yıkılması İslam nezdinde farzdır. Cumhuriyetin başında bulunanların ve cumhuriyete tabi olanların mal ve canları şeriata göre helaldir şeklinde fetva yayınlamaya başladı. Daha sonra Diyarbakır'a geçerek burada da fetvasını yenileyen Şeyh Zayid, hükümet karşıtı aşiret reisleriyle bir dizi görüşmeler yaptı. Ardından tekrar köyüne Piran'a döndü.
Bu sırada Diyarbakır'da görevli olan 6 asker birliklerinden kaçarak Şeyh Sait'e sığındı. Kaçak askerlerin Şeyh Sait'in yanında olduğunun haberini alan Teğmen Hasan Hüsnü ve Teğmen Mustafa komutasındaki jandarmalar Piran köyüne gelerek askerlerin teslim edilmesini istedi. Şeyh Sait'in kardeşi Şeyh Abdurrahim bu isteği geri çevirerek jandarmalara ateş açılmasının emrini verdi. Yaşanan çatışmayla birlikte jandarma birliği 1 şehit ve 2 yaralı verirken Şeyh Sait isyanı da 13 Şubat 1925 tarihinde resmen başlamış oldu. İsyanın başlamasının ardından çevre illerdeki aşiret reislerine haber gönderilerek isyana Diyarbakır, Muş, Erzincan ve Elazığ'ın da katılması sağlandı. Ardından ayaklanmacılar isyan ettiklerini hükümete bildirerek bölgenin telgraf tellerini kestiler. 15 Şubat günü Şeyh Sait'e bağlı isyancılar Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir hapishaneyi ve jandarma karakolunu basarak oradaki jandarmaları esir aldı. Ardından Çapakçur hükümet konağına ilerleyen isyancılar valiyi esir aldı ve hükümet konağını ele geçirdi. Şeyh Sait 16 Şubat'ta Genç ilçesine gelerek ilk iş olarak Ziraat Bankası şubesindeki paralara el koydu. Bu ayaklanmanın haberini alan Mustafa Kemal Atatürk derhal İsmet İnönü'yü arayarak isyanın bastırılmasını istedi. Ayaklanmayı bastırma görevi 3. Ordu Komutanı Kazım Paşa'ya verilirken bir günde hazırlığını tamamlayan paşa ordusuyla birlikte Lice'ye doğru yola çıktı. İsyanın başladığı yer olan Piran köyüne varan askerler burada isyancılarla karşı karşıya geldi. Çıkan çatışma sonucunda Piran köyündeki ayaklanma bastırılarak burada bir karargah kuruldu. Ancak bu karargah kısa ömürlü oldu ve ordu kısa sürede geri çekilmek zorunda kaldı. Şeyh Sait 21 Şubat günü ordunun Lice'ye gelmekte olduğunun istihbaratını alarak hazırlıklara başladı. 22 Şubat günü Lice'ye gelen askerler ile isyancılar arasında yaşanan çatışma sonucunda 50 asker esir alınırken bir miktar cephane de isyancılar tarafından ele geçirildi. 26 Şubat günü Hani ilçe jandarma komutanlığını basan isyancılar jandarmaları esir aldı ve Hani ilçesinin kontrolünü ele geçirdi. Kazım Paşa'nın ilçeyi tekrar geri alınması için desteğe gönderdiği 300 kadar asker de isyancılar tarafından esir alınınca silahlı ayaklanmacıların sayısının tahmin edilenden çok daha büyük olduğu anlaşıldı. Erzurum'dan takviye kuvvet isteyen Kazım Paşa aynı zamanda Elazığ'da hükümete bağlı olan aşiretlerden de yardım istedi. Cumhuriyet yanlısı aşiret güçleri 13 Mart 1925'te Palu'da isyancı kuvvetlerle çatışmaya girerek isyancıları Palu'dan tamamen püskürttü. Bu esnada Erzurum'dan gelen takviye güçler ile isyancılar arasında çok şiddetli çatışmalar yaşanmaya başladı. İsyancıların sayısı bu çatışmalar sonucunda önemli ölçüde azalma yaşarken Şeyh Sait kendilerine katılmaları için çevredeki aşiretlerle görüşmeye başladı. Ancak Şeyh Sait aşiretlerden bu konuda destek göremeyince yavaş yavaş kontrol ettiği alanlardan çekilmeye başladı. İsyancıların elinde bulunan Varto, Çapakçur, Genç ve Lice kısa sürede ordu tarafından geri alındı. Muş istikametinde kaçmaya başlayan isyancılara Palu civarındaki Cumhuriyet yanlısı aşiretlerin saldırılması sonucunda isyancılar Lice, Hani ve Palu üçgeninde sıkışıp kaldı. Bu sırada ordu müfettişliği Şeyh Sait'in başına 1000 altın ödül koydu. 8 Nisan 1925 günü Lice ilçesine ilerleyen askeri kuvvetler bizzat Şeyh Sait tarafından yönetilen isyancılarla çatışmaya girerek tüm isyancıları dağıtmayı başardı. Ancak Şeyh Sait ve isyanın yönetici kadrosu ele geçirilemedi. Kurtarılan esirlerden edinilen bilgiye göre Şeyh Sait ve beraberindekiler İran yönüne doğru kaçmayı başarmıştı. Muş ilinin İsfahan köyüne gelen Şeyh Sait ve beraberindekiler burada İran'a nasıl kaçabilecekleri hakkında plan yapmaya başladı. İsyancılardan biri olan emekli binbaşı Kasım, Şeyh Sait'e güvenlik güçlerine teslim olmayı teklif etti ancak Şeyh bunu kabul etmedi. Buna rağmen binbaşı Kasım, Şeyh Sait'ten habersiz olarak ordu güçlerine haber göndererek Şeyh Sait'in teslim olmak istediğini söyledi ve nerede olduklarını bildirdi. 5 Mayıs 1925 günü Abdurrahman Paşa Köprüsü yanında ordu güçleri tarafından yakalanan Şeyh Sait ve beraberindeki 39 kişilik kafile 6 Mayıs 1925 günü Diyarbakır'a getirilerek mahkemeye teslim edildi. Şeyh Sait ilk sorgusunda ve mahkeme sürecindeki tüm ifadelerinde bu süreci şeriat düzeni kurmak için gerçekleştirdiğini anlattı. Eğer Diyarbakır'ı tamamen kontrol altına alabilseydim, hükümetle haberleşecek, şeriatı isteyecek ve kabulü halinde hükümete tabi olacaktım.
benim tüm maksadım İslam dinine hizmet etmekti sözlerini kullanmıştır. Şeyh Said idamından önce kendisine uzatılan kağıda yazdıkları ise amacını en net şekilde özetleyen ifadeler olarak değerlendirilmektedir. Benim ölümüm Allah ve din için ise dar ağacında asılmama perva göstermem. Şeyh Said isyanı 31 Mart 1925 günü tamamen bastırıldı. Ancak isyanın bastırılmasında gerekli özeni göstermediği gerekçesiyle Başbakan Fethi Okyar görevden alındı, yerine ise İsmet İnönü geçirildi. Ağrı Cumhuriyeti. 1926 yılında Ağrı'da başlayan ayaklanma sonucunda isyancılar tarafından Ağrı Cumhuriyeti kurularak tek taraflı bağımsızlık ilanında bulunmuş ve ardından isyan büyüyerek İran topraklarına kadar yayılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ordusu bu isyanları ancak 1930 yılında bastırabilmiş olsa da ayaklanmanın faturası 1929 dünya kriziyle de birleşince Türkiye Cumhuriyeti için ekonomik açıdan oldukça ağır olmuştur. Peki isyanın nedenleri neydi? Ya da ayrı bir cumhuriyet ilan etmekteki amaç neydi? Tüm bu soruların cevapları için videoyu sonuna kadar izlemeyi ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yıl 1925. Cumhuriyetin ilk büyük isyanlarından olan Şeyh Said isyanı yeni bastırılmış ve suçlular idam edilerek cezalandırılmış olsa da Doğu vilayetlerinde huzursuzluk devam etmekteydi. İsyanın ardından başbakanlık koltuğuna oturan İnönü'nün talimatlarıyla isyan bölgesinde asayişi sağlayabilmek için yöre halkının yakın takibi, aşiretlerin elindeki silahların toplanması ve bazı köylerin taşınarak yer değiştirilmesi sağlandı. Ancak tüm bu önlemlere rağmen asayiş tam olarak sağlanamamaktaydı. Şeyh Said isyanı bastırıldıktan sonra olaylar durulmuş görünse de aslında pek çok isyancı yakalanamamıştı. Birçok aşiretin ileri gelenleri hükümet kuvvetlerinden kaçarak Ağrı Dağı'na sığınmışlar ve 1926 yılında başlayacak olan Ağrı isyanlarını beklemeye koyulmuşlardı. On altı Mayıs 1926 günü Yusuf Taşo ve yandaşlarından oluşan bir eşkıya grubu Ağrı ili Beyazıt Bucağı'na bağlı Kalecik köyünden bir miktar hayvan çalarak Ağrı Dağı'na götürdüler. Bu hırsızlık olayının ardından Beyazıt'a gelen 28. Alay'a bağlı jandarmalar eşkıya çetesinin üzerine giderek askeri harekat başlattı. İşte bu olaylar zinciri ve başlatılan askeri harekat Ağrı isyanlarının başlangıç tarihi olarak kabul edilmekte. Ertesi sabah saat 09.00'da Doğu Beyazıt'tan hareket eden 28. Alay'a bağlı askerler isyancılara karşı taarruza geçti fakat aynı bölgede bulunan bir başka eşkıya grubunun isyancılara destek vermesiyle harekat durmak zorunda kaldı. Bir anda isyancıların sayısının artması karşısında Türk askerleri gece yarısına kadar isyancılarla çarpıştıktan ve önemli ölçüde zayiat verdikten sonra Doğu Beyazıt ilçesine geri çekilmek zorunda kaldı. Bu geri çekilme neticesinde isyancılar kendilerini halk karşısında kahraman olarak gösterme ve taraftar toplama fırsatı buldular. Özellikle Kürt siyasetçi İbrahim Heski'nin 250 adamıyla birlikte isyancılara katılması hem isyancıların moralini yükseltti hem de halk nezdinde geniş bir yankı uyandırdı. Başarısız askeri harekattan sonra 3. Ordu Müfettişliği yeni bir plan hazırlayarak 16 Haziran 1926 günü 1. Ağrı Harekatı'nı başlattı. Yaklaşık 1500 askerle yapılan 1. Ağrı Harekatı neticesinde isyancılara ağır zayiat verilirken asilerin tamamı Ağrı Dağı'ndan çıkartıldı. Ancak isyanın lider kadrosu ve yaklaşık 1000 kadar isyancı sınırı geçerek İran'a kaçmayı başardı. Her ne kadar İran hükümetinden sınırda gerekli önlemlerin alınması ve geçişleri önlenmesi istenmişse de İran bunu yerine getirmedi. Çünkü o dönemki İran hükümeti İngilizlerin de kışkırtmasıyla el altından isyancılara ve isyana destek vermekteydi. Ayaklanmanın bastırılmasından yaklaşık bir yıl geçtikten sonra isyancılar yeniden İran sınırını geçerek Ağrı Dağı etrafında yuvalanmaya başladılar. Bunun haberini alan 3. Ordu Müfettişliği kesin bir netice için yeni bir harekat planladı ve 13 Eylül 1927'de bölgedeki kol ordu birlikleri 2. Ağrı Harekatı'na başladı. Yapılan operasyonlar neticesinde isyancılara büyük kayıplar verdirilmesine rağmen asilerin bir kısmının İran'a kaçması engellenemedi.
Tekrar tekrar İran'a kaçan bu asiler zaman zaman Türk sınırını geçip yağma olaylarına devam ettiler. Aynı yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçerek bölgedeki isyanın etkisini kırmak için nakil kanununu çıkarttı. 19 Haziran 1927'de çıkarılan bu kanun ile isyancılara yardım eden veya yardım ihtimali olan aileler başka bölgelere göç ettirildi. Bu kanuna karşı direnen bazı isyancı aileler bölgeden ayrılmadı ancak zamanla yiyecek kıtlığı başta olmak üzere büyük sıkıntılar yaşamaları nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İran'a kaçan isyancı aşiret liderleri, önceki isyanlardan kaçarak Irak ve Suriye'ye sığınmış Kürt aydınları, Büyük Ermenistan peşinde koşan Ermeni milliyetçi önderleri ve Osmanlı subayı olan Kürt milliyetçisi Osman Nuri Bey, 5 Ekim 1927 tarihinde Lübnan'da bir araya gelerek Hoybun Kürt Milliyetçi Örgütü'nü kurdu. Hoybun örgütünün amacı bağımsız Kürdistan'ın yaratılması, tüm Kürtlerin birleştirilmesi ve Kürt Silahlı Birliği'nin kurulup tek bir komutanlıktan hareket etmesini sağlamaktı. Daha sonra Ekim 1927 tarihinde örgüt günümüzdeki Ağrı, Van, Muş ve İran'ın bir kısmını kapsayan bir bölgede Ağrı Cumhuriyeti'ni ilan ederek Doğu Beyazıt ilçesinin bir köyü olan Kurdava'yı geçici başkent ilan etti. Ardından Hoybun Merkez Komitesi İngiltere, Fransa, Amerika ve Milliyetler Cemiyeti'ne başvurarak tanınma talebinde bulundu. Ayrıca Suriye, Lübnan, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkede temsilcilikler açtı. Tek taraflı ilan edilen bu bağımsızlık sonrasında sözde Ağrı Cumhuriyeti'nin ordusunun başına eski Osmanlı Yüzbaşısı İhsan Nur Bey geçirilirken hükümetin başına ise İbrahim Heski getirildi. Bu gelişmelerin ardından Ankara hükümeti uluslararası temaslarda bulunmaya başladı. Özellikle Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Başbakan İsmet İnönü Avrupa'nın büyükleri olan İngiltere ve Fransa ile irtibata geçerek ülkelerinde bu yapılanmanın faaliyetlerinin durdurulmasını istedi. Ancak iki ülke de örgütün yasal olduğunu, bu yüzden kapatamayacaklarını belirterek yalnızca faaliyetlerine kısıtlama getirmekle yetindi. Durum gitgide kontrol edilemez hale gelince Türkiye Cumhuriyeti yönetimi de isyancılarla müzakere etme kararı aldı. Bunun için hükümeti temsilen 12 milletvekili, Karaköse valisi ve bölge jandarma komutanı görevlendirildi. Müzakerelere isyancıları temsilen Kürt siyasetçi Halis Öztürk ve sözde Ağrı Cumhuriyeti Ordu Kumandanı İhsan Nuri Bey katıldı. Yapılan görüşmelerde hükümet şu önerileri sundu. 1. Bölgede yaşayan tüm halkın sağduyulu davranıp isyanı sonlandırmaları. 2. İsyancıların saldırılara ve yolların tahribine son vermesi. 3. Tüccarların elinden alınan hayvanların geri iade edilmesi. 4. İhsan Nuri Bey'in kanunsuzluk ve karışıklık çıkarmaya son vermesi ve Ağrı'dan ayrılıp gitmesi. Bu şartlar kabul edilmesi halinde isyancıların bütün suçları affedilecek, devlet onlara gerekli olan yardımı yapacak ve rahatları için her türlü temini sağlayacaktı. Fakat İhsan Nuri bu önerileri kabul etmeyerek Ağrı Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının Türkiye tarafından kabul edilmesini, aksi takdirde isyanın devam edeceğini belirtti. Bunun üzerine Türk heyeti diğer isyancı liderlerle de görüşmeler yaptıysa da bu görüşmelerden de bir netice elde edilemedi. ...1928 yılına gelindiğinde askeri kuvvetlerin bölgede bir harekat yapmalarını gerektirecek bir isyan faaliyeti yaşanmamakla birlikte eşkıyalar yine de yağma faaliyetlerine devam ettiler. Hükümet isyancıların direnişini kırabilmek amacıyla 9 Mayıs 1928'de mecliste yapılan oylama sonucunda af kanunu çıkararak bu kanunun kapsamını oldukça geniş tuttu. Kanun Şeyh Said isyanından itibaren tüm isyanları içine aldığı için kısmen başarılı oldu ve Ağrı isyancılarının bir kısmının teslim olmasını sağladı. Af kanunu Hoybun örgütü ile sözde Ağrı Cumhuriyeti liderlerine zarar vermesine rağmen isyanı tam olarak sona erdiremedi. 1929 yılına gelindiğinde geniş çaplı bir harekat planlanmasına rağmen tüm dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle gerekli bütçe toplanamadı. Bu yüzden planlanan harekat 1930 yılına bırakılırken bunu fırsat bilen isyancılar bölgedeki faaliyetlerini artırarak köylere saldırmaya, yol kesmeye ve yöre halkının hayvanlarını çalmaya devam etti. 1929 yılının Eylül ayında havadan uçak desteği ile bir dizi küçük çaplı harekat yapılsa da isyanın ateşi bir türlü söndürülemedi.
Askeri birlikler Ağrı Dağı ve çevresindeki isyanlarla ilgilenirken Diyarbakır, Silvan, Lice ve Bingöl gibi çevre illerde de Ağrı isyanına destek amaçlı ayaklanmalar baş gösterdi. 1929 yılının sonlarına doğru Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak bir araya gelerek büyük bir askeri harekat planlamaya başladılar. Bu büyük harekat için Van'da yeni bir karargah kurulurken yaklaşık 300 deve silah, mühimmat ve erzak bölgeye intikal ettirildi. 3. Ordu'ya bağlı 3 tümen ve yaklaşık 10 bin asker bölgeye konuşlandırıldı. ...1930 yılı içerisinde Ağrı Dağı ve çevresinde yaklaşık 3500 kadar isyancının bulunduğu tahmin edilmekteydi. Harekat sırasında bu isyancıların tekrar İran'a kaçmasını engellemek için İran hükümeti sert bir şekilde uyarıldı. Nihayet yapılan siyasi baskılar sonucunda İran hükümeti ayaklanmaların bastırılması için Türkiye ile işbirliğini kabul etti. Ancak bu işbirliği ortak askeri harekata katılmak değil, yalnızca Türk askerinin gerekli olması halinde İran sınırını geçerek harekat yapabilmesini kabul etmekle sınırlı kaldı. 7 Eylül 1930 günü saat sabah 05'te Türk birlikleri harekete geçerek harekat resmen başladı. Ağrı Dağı başta olmak üzere bütün bölge abluk altına alınarak ilk önce uçaklarla bomba yağmuruna tutuldu. Ayrıca İran sınırı güvenlik çemberine alınarak isyancıların buraya kaçması engellendi. 7 Eylül'de başlayan bu geniş çaplı harekat 14 Eylül 1930 tarihinde sona erdi. Yaklaşık 1000 kadar isyancı öldürülürken geriye kalanın büyük bir kısmı ise teslim oldu. Böylece 1926 yılından beri devam eden isyan 4 yılın sonunda bastırılırken sözde Ağrı Cumhuriyeti de yıkılmış oldu. İsyanın faturası genç Türkiye Cumhuriyeti'ne ekonomik açıdan bir hayli ağır oldu. 1930 yılı hesabıyla isyanın bastırılması için harcanan para Türkiye'nin yıllık bütçesinin yaklaşık 2 katına yakındı. Türkiye Cumhuriyeti isyanın tekrarlanmaması adına isyandan sonra İran hükümeti ile oturup hudut komisyonu oluşturdu. 23 Ocak 1932 yılında Türkiye ile İran arasında imzalanan anlaşma sonrasında Büyük ve Küçük Ağrı Dağı tamamen Türkiye'nin kontrolüne girdi. Son olarak isyanın sebeplerine gelirsek, genel kanı olarak Şeyh Said isyanının aksine Ağrı isyanları doğrudan özerk bir Kürt devleti kurmaya yönelikti. Kurtuluş Savaşı döneminde bölgedeki aşiretlere özerklik sözü verildiğini ve savaşın kazanılmasından sonra bu sözün yerine getirilmediği savunulmaktaydı. Bölgede hakim güç olan İngiliz ve Fransızların da Irak'ın kuzeyinde ve Türkiye'nin güneydoğusunda bağımsız bir Kürt devletinin kurulması için gizli çalışmalar yaptığı, açıklama kısmına bıraktığım kaynaklardan da net bir şekilde anlaşılmakta. Dersim İsyanı. ...20 Mart 1937'de Dersim bölgesindeki bazı aşiretlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını ortadan kaldırmaya yönelik başlattığı isyan. İsyanın amacı otonom bir yönetim oluşturmak ve bölgenin kontrolünün Türkiye Cumhuriyeti'nden aşiretlere geçmesini sağlamaktı. Ancak isyan amacına ulaşamadı ve 6 ay sürdükten sonra Türk ordusunun düzenlediği harekat sonucunda bastırıldı. Bölgenin tarihi incelendiğinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde de sürekli sorun olan ve devleti tanımayarak derebeylik kuran ağaların ve şeyhlerin aynı tavrını Cumhuriyet döneminde de sürdürdüğünü görebiliriz. Dersim isyanının 1876 yılından beri bölgede yaşanan 11. isyan olması da bu tezi kanıtlamakta. Birçok kişi bu videoyu yapacağımı söylediğimde ismini neden Dersim diyorsun, o şehrin adı Tunceli diye karşı çıkmıştı. Ancak Dersim tam olarak Tunceli'nin eski ismi değil. Bu konuda birçok farklı görüş olsa da genel olarak kabul edilen Dersim bölgesinin sınırları günümüzde Tunceli, Erzincan, Elazığ, Sivas, Malatya ve Bingöl illerinin bir kısmını kapsamakta. Peki bu denli büyük bir isyan nasıl düzenlenmişti? Ya da isyanın arkasında dönemin küresel güçlerinin desteği var mıydı? Bu soruların cevapları için videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim.
Olaylara geniş pencereden bakacak olursak isyanın amacı hakkında ilk iddia Kürt halkının bağımsız bir Kürt devleti kurma isteği. İkinci iddia ise Kurtuluş Savaşı'nda özellikle Rus ve Ermenilere karşı Türk ordusu saflarında milis gücü adıyla savaşan Kürt aşiretlerine verilen sözlerin savaştan sonra unutulmasıydı. Peki Kürt aşiretlerine verilen sözler neydi? Dersim isyanının önderi olan Seyit Rıza, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Osmanlı'ya yaptığı yardımlarla tanındı. Osmanlı ordusu Ruslarla yapılan savaşlarda bölge halkından savaşmak isteyenleri milis adı altında orduya aldı. İşte bu milislere komuta edenlerden birisi de isyanın lideri olan Seyit Rıza'ydı. Osmanlı ordusu Seyit Rıza komutasındaki milisler ile birlikte Rusları ve Ermenileri Erzincan'dan çıkardı ve savaş başarıyla sonuçlandı. Savaş sonrasında başa gelen hükümet bölge halkına yaptıkları hizmetler karşılığında ödül olarak toprak dağıttı. Seyit Rıza ise ayrıca ödüllendirilerek Erzincan İl İdaresi üyeliğine atandı. Ancak tarihler ilerledikçe Seyit Rıza ile yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arası açılmaya başladı. İlk görüş ayrılığı 1921 yılında patlak veren Koçgiri isyanında yaşandı. Sivas bölgesinde Koçgiri aşiretinin başlattığı isyan kısa sürede bastırılırken Dersim'e doğru çekilen 1000 kadar isyancı hükümetle iyi ilişkileri olan Seyit Rıza'ya sığındı. Hükümetin bu isyancıların teslim edilmesini istese de Seyit Rıza buna izin vermedi ve ilişkiler iyice zarar gördü. Seyit Rıza'nın sağ kolu olan Nuri Dersim'i daha sonra yazdığı kitabında bu 1000 kişilik isyancı grubun daha sonra Dersim isyanının beyin takımını oluşturduğunu belirtmiştir. Videoya kısa bir ara verip sizlere izlemekten keyif alacağınız bir kanaldan bahsetmek istiyorum. Okan Suvari kanalı çeşitli tarihi konularla ve ülkelerle alakalı oldukça kaliteli içerikler hazırlamakta. Özellikle videolarındaki ses kalitesine, sunuş biçimine, verdiği ilginç bilgilere ve kullandığı görsellerin kalitesine hayran kalacağınıza eminim. Video bittikten sonra Okan Suvari kanalına bir göz atmanızı ve abone olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bölge, gerek coğrafi yapısı, gerekse merkeze uzaklığı nedeniyle merkezi otoritenin tam sağlanamadığı ve ağalık ile yönetilen bir yapıdaydı. Çoğunlukla aşiretlerin sözünün geçtiği Dersim bölgesinde Osmanlı döneminde de pek çok ayaklanma yaşanmıştı. 1936'da dönemin ekonomi bakanı Celal Bayar bir şart raporu hazırlamış, Doğu illerinin yeterince devlet kontrolüne girmediğini, bölgede büyük ekonomik sıkıntılar olduğunu ve geçmiş hükümetlerin bölgede ancak ağalar ve şeyhler aracılığıyla halk üzerinde etkili olabildiklerini belirtmiştir. Bunun üzerine 8. hükümet bölgede hem asayişi sağlamak hem de yöre halkını kalkındırmak için harekete geçti. Bunun haberini alan Seyit Rıza ve etkisi altındaki aşiretler hükümetin bu girişiminden rahatsız olmaya başladı. Hükümet Dersim üzerindeki aşiretlerin etkisini silebilmek için girişimlerini gitgide yoğunlaştırdı. 25 Aralık 1935 tarihinde Tunceli vilayeti hakkında kanun çıkarılarak 4 Ocak 1936 tarihinde Dersim vilayetinin adı Tunceli olarak değiştirildi. 1937 yılında yasanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte olaylar daha da arttı. Bir iddiaya göre bu dönemde Uhundu köyüne kurulacak karakol için gelen askerlerden birinin köydeki bir kadına tecavüz etmesi sonucu kadının kocası tarafından öldürüldü. Köyün ağası Kamer Ağa ise köylünün kaçmasına yardım etmiş ve jandarmanın köye ulaşmaması için köyün tek köprüsünü yıktırmıştır. Olayın duyulması üzerine köyü saran askerlerin isyancılara teslim ol çağrısı yapmasıyla Kamer Ağa şu açıklamayı yapmıştır. "Komutan, bu ırza tecavüz girişimidir. Devlete isyan değildir. Siz de onun yerinde olsaydınız aynı şeyi yapardınız. Köprüde oluşan tahribatı onarmaya hazırız ama eşini koruyan, eşini savunmak zorunda olan bir genci teslim etmem mümkün değildir." Kamer Ağa gerekli kişinin kaçmasından sonra teslim olurken bu olay sonrasında olaylar kısa sürede daha da büyüdü. Her geçen gün hükümet bölgede otoritesini kaybetmeye başlarken 21 Mart 1937'de isyancılar Erzincan-Dersim arasındaki iki köprüyü daha yakarak ayaklanma başlattı. Olaylara müdahale etmeye gelen bir takım askere de ateş açan isyancılar gece boyunca Dersim bölgesine hiçbir hükümet yetkilisini sokmadı. Dersim sınırları içerisinde kalan karakoldaki askerler ile bağlantı kurulamasın diye bölgenin telefon hatları isyancılar tarafından kesildi. Ardından tek tek karakollar basılmaya başlandı. Seyit Rıza önderliğindeki isyancılar önce Paks Bucağı Karakolu'nu, ardından Sin Karakolu'na, daha sonra ise 9. Seyyar Jandarma Taburu'na baskın düzenledi. Böyle bir baskına hazırlığı olmayan birçok asker hayatını kaybederken çok azı yaralı kurtuldu.
Başbakan İnönü mecliste yaptığı konuşmada bölgeyi modernleştirmek ve geliştirmek için büyük uğraşlar yapıldığını fakat bölgede güçlü olan aşiretlerin direniş gösterdiğini ve bölgeye askeri harekat yapmanın zorunlu hale geldiğini belirtti. İlk harekat 4 Mayıs 1937'de bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından planlandı. İlk önce Dersim'i saran askeri kuvvetler isyancılara teslim olun çağrısı yaptı. Ancak Seyit Rıza bu çağrıya yöre halkının isteklerinin devlet tarafından kabul edilmeden asla teslim olmayacağı şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine orduya ilerleme emri verildi ancak askerler bu emri yerine getirmekte bir hayli zorlandı. Nedeni ise Dersim çevresindeki köprülerin tamamının yıkılmış olması ve bölgenin çevresinin oldukça sarp kayalıklardan oluşmasıydı. Askerler yaklaşık bir ay boyunca Dersim'e girmeye çalışsa da her defasında isyancılar tarafından geri püskürtüldü. Böylece General Abdullah Alpdoğan'ın düzenlediği ilk harekat başarısızlıkla sonuçlandı. Dersimli aşiretler Türk ordusuna karşı kazandıkları bu başarının verdiği moralle daha çok silahlandılar. Bu yüzden isyanı bastırmak Türk ordusu için iyice zorlaştı. General Abdullah Alpdoğan Temmuz ayında yanına aldığı 50 bin asker ile tekrar harekata başladı ancak bir kez daha dağları aşmayı başaramadı. İkinci harekatın da başarısız olması sonucunda bir hava saldırısının gerekliliğine karar verildi. Hava harekatı hükümet tarafından da onaylanınca 3 Fransız yapımı hafif bombardıman uçağı bölgeye gönderildi. Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Sabiha Gökçen de bu 3 uçaktan birini kullanarak dünyanın ilk kadın savaş pilotu olma unvanını aldı. Bir yandan uçaklar isyancıların saklandıkları alanları bombalarken, bir yandan da Seyit Rıza'ya haber gönderilerek hükümetin barışa hazır olduğu ve barış görüşmeleri için kendisinin Erzincan'a beklendiği iletildi. Teklifi kabul eden Seyit Rıza, 12 Eylül'de barış görüşmeleri için Erzincan yolunu tuttu. Ancak daha Erzincan merkezine ulaşamadan askerler tarafından yanındaki ekibi ile birlikte yakalanarak tutuklandı. İsyancılar önderleri Seyit Rıza'nın tutuklanma haberinin ardından teslim olup olmama arasında kararsız kalsalar da direnişlerine devam etmeye kararı aldılar. Ancak bu direniş ilk zamanların aksine birlik olmaktan uzak, isteksiz ve düzensiz bir hal almıştı. İsyancılar zamanla çözülmeye başlarken ordu da bir yolunu bularak Dersim sınırlarına girmeyi başardı. 1937'nin Ekim ayına gelindiğinde isyancıların birçoğu teslim olmuş ve direniş yerini ufak çapta çatışmalara bırakmıştı. İsyanın büyük oranda bastırılması sonrasında Seyit Rıza ve diğer teslim olan isyancıların da yargılanmasına başlandı. Kısa süren yargılanma sonucunda Seyit Rıza ve oğlu dahil 6 kişi idam cezası alırken çok sayıda ayaklanmacı da değişik hapis cezalarına çarptırıldı. 15-18 Kasım 1937 tarihleri arasında Seyit Rıza, oğlu Resik Hüseyin ve diğer 4 kişi asılarak idam edildi. İdam edildiklerinde Seyit Rıza 75 yaşından büyük, oğlu Resik Hüseyin ise 18 yaşından küçük olmasına rağmen cezalarının infaz edilmesi o dönem çok fazla ses getirmese de daha sonra oldukça yankı uyandırdı. Dersim'e yapılan harekatlar isyanın bastırılmasından sonra da devam ederek 1939 yılının başlarına kadar devam etti. Bu harekatlarda isyancılar dahil olmak üzere yöre halkından yaklaşık 1000'i çocuk 13.160 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 11.000 kişi de zorunlu göç ettirildi. Türk ordusunun isyanı bastırırken kaybettiği asker sayısı ise 110. İsyandan yıllar sonra Sabiha Gökçen bir röportajında şu cümleleri söylemiştir. "Bize hareket eden her şeyi vurmamız emredildi. Biz de emri aynen uyguladık. Sivil isyancı ayırt etmeden hareket eden her şeyi imha ettik. Buna isyancıların besin kaynağı olan keçiler de dahil." Harekattan sonra ele geçirilen belgelerde Seyit Rıza'nın İngilizlerden silah yardımı aldığı, hatta harekata karşılık asker desteği istediği de ortaya çıkmıştır. Seyit Rıza'nın okuma bilmediği için bu iddia bir kesim tarafından reddedilse de, Seyit Rıza'nın yerine bu mektubu Nuri Dersimi'nin yazdığı, hatta mektubun orijinalinin İngiliz devlet arşivlerinde olduğu sonradan ortaya çıkmıştır. Her ne kadar askeri harekat amacından sapmış, isyancılardan çok siviller hayatını kaybetmiş olsa da yeni kurulmuş bir ülkede o dönemin şartlarının ne olduğunu bilemeyiz. Bu konuda takdir siz izleyicilerimizin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.